Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 10. sınıf biyolojik konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz derste kan gruplarından bahsettik. Kan alışverişi, kan tayini, kan uyuşmazlığı konularını anlattık. Bu dersimizde cinsiyetin belirlenmesi ve eşeğe bağlı kalıtım konularından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yine oldukça fazla sorunun çıktığı bir konu bu da. Evet cinsiyetin belirlenmesi bir türün sağlıklı bireylerinin kromozom sayısı sabittir. Mesela insanlar iken 46 kromozomludur. Bütün sağlıklı bireyler iken 46 kromozoma sahiptir. Hayvanların çoğunda cinsiyet kromozomlar tarafından belirlenir. Diploid yani iken bizim gibi iken canlılarda iki çeşit kromozom bulunur. Ee, cinsiyetin belirlenmesi daha doğrusu vücudumuzda iki çeşit kromozom bulunur. Bunlar vücut kromozomları, diğer adıyla otozomlar ve cinsiyeti belirleyen eşey kromozomları yani gonozomlar. Otozomlar insanlar üzerinden anlatacak olursak cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomlardır. İnsanlarda 22 çift otozom vardır. Çift dediğimiz için 44 kromozom otozomumuz var bizim arkadaşlar. Gonozom dediğimiz şey ise cinsiyetin belirlenmesinden sorumlu olan kromozomlardır. İnsanlarda iki tane gonozom var. Bu X gonozomu ve Y gonozomu olmak üzere. İnsanlardaki gonozomlar dişilerde XX şeklinde, erkeklerde ise XY şeklindedir. Yani biz ne demiştik? 2 en kromozomluyuz biz. 44 artı XX olursa dişi meydana geliyor. 44 artı x olursa erkek meydana geliyor arkadaşlar. Bakın 44 tanesi otozom, 2 tanesi eşey kromozomu yani gonozom. Bu gonozomun ikisi de x ise nişe, biri x, biri y ise erkek oluyor. Ama bakın en az 2 tane var. Buna dikkat ediyoruz. Eşey kromozomları sadece cinsiyetin belirlenmesinde görevli değildir. Ana asıl görevi evet cinsiyet belirlemek. Ama cinsiyeti belirlemekle beraber arkadaşlar bazı vücut özellikleri ve bazı hastalıklarda yine eşey kromozomları üzerinde taşınıyor diyoruz. Şimdi burada görselde gördüğünüz gibi erkek ve dişi bireylerin kromozom haritası çıkarılmış. Hepimizde e canlı grubunda da 22 çift kromozom var. Bunlar aynı. Bunlarda sıkıntı yok. Farklılık nerede başlıyor arkadaşlar? İşte tam da bu noktada. Erkekte Y kromozomu var. Dişi de ise Y kromozomu yok. 2 tane X kromozomu var. Şimdi burada yine sorularda ya da böyle testlerde karşımıza çıkan ifadeler var. Erkek ve dişi de kaç kromozom var? Kaç gonozom var? Erkekte de iki gonozom var, dişide de iki gonozom var. Yani ikisinde de iki gonozom var. Soruyu değiştirelim biraz. Erkek ve dişide kaç çeşit gonozom var? Bakın çeşit dediği zaman iş değişiyor. Erkekte çeşit olarak baktığım zaman iki çeşit var. Biri X, biri Y olmak üzere. Dişiye baktığım zaman ise dişide bir çeşit gonozom var arkadaşlar. O da X tek çeşit gonozomumuz var. Bu da yine kelime oyunu şeklinde sorularda karşımıza çıkabiliyor. Mesela diyor ki eşe bağlı kalıtımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ya da yanlıştır diye bir soru soruyor. Diyor ki erkek ve dişi de iki çeşit gonozom vardır diyor. E, bu durumda ne oluyor arkadaşlar? E, yanlış oluyor. Çünkü dişi de iki çeşit yok. Erkek ve dişi de iki tane kromozom, gonozom vardır derse o doğru. Gonozom sayımız aynı. Şimdi cinsiyet gonozomlar, e, cinsiyet gonozomların çaprazlanması sonucunda oluşur. Burada anne, burada baba var. Anne XX kromozomlu, baba XY kromozomlu. Klasik monohibrit çaprazlamamızı yaptığımız zaman 1 2 1 2 şeklinde birinci ile birinci XX. Birinci ile ikinci XY, ikinci ile birinci XX, ikinci ile ikinci XY oluşuyor. Baktığımız zaman dört tane çocuk ihtimalinden ikisi dişi, ikisi erkek. O yüzden biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir gebelikte bir doğumda erkek ya da kız olma ihtimali eşittir ve 1 bölü ikidir. Bunun da temeli nereye dayanıyor? İşte bu çaprazlamaya dayanıyor yani toplumumuzun yanlış bildiği gerçeklerden birisi de bu arkadaşlar cinsiyet kadınla alakalı bir konu değil cinsiyeti değiştiren erkek erkeğin gönderdiği gonozom çeşidi erkekten x gonozomu gelirse dişi yavru Erkekten y gon gonozomu gelirse erkek yavru meydana getiriliyor. Ama e, bazı toplumlarda biliyorsunuz kadınlar genellikle erkek çocuk doğuramadıkları için suçlanabiliyor. Bu e, suçlamaya da bilimsel bir cevap verebiliyoruz bu sayede. Evet eşeğe bağlı kalıtım konusu e, çok önemli sorularda da çok fazla özellikle soy ağacı sorularında karşımıza çıkan bir kavram. Gonozomlar canlının eşeğinin belirlenmesinin yanı sıra bazı vücut karakterlerinin oluşumunu da sağlar dedik az önceki dersimizde. Genleri gonozomlar üzerinde taşınan karakterleri eşeğe bağlı karakterler denir. Bu konuda dikkat edilecek en önemli husus arkadaşlar X ve Y kromozomları birbirinin tam homoloğu değildir. Yani X ve Y gonozomları hem homolog kısımlar var hem de homolog olmayan kısımlar var. Şekil üzerinden bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle X diyeyim Y diyeyim. Bakın bu görselde gördüğünüz gibi X ile Y'ye bakıyorum. Hatta şu resimde de bakın yeşil olan e, X kromozomu alttaki mavi olan ise Y kromozomu. Aradaki büyüklük farkına bakın. X kromozomu ile Y kromozomu arasında arkadaşlar homolog kısım yani eşit olan birbiriyle tamamen eşit olan kısımlar da var. Birbiriyle eşit olmayan, homolog olmayan kısımlar da var. Şimdi soruya baktığımız zaman şu kısımlar arkadaşlar bizim şöyle bakalım homolog kısmımız. Şu kısım ise homolog olmayan kısım. Dolayısıyla homolog olmayan kısım olduğu için Y'nin şu bölgesinde taşınan şey x de olmayabilir. Yani yok daha doğrusu olmayabilir değil yok. Yine y'nin bu x'in bu bölgesinde taşınan da Y'de yok. Dolayısıyla homolog olmayan kısımların hastalıklarla ilgili genetik taşıması daha farklı oluyor. X ve Y kromozomun homolog kısmını taşınan karakterler alel çiftler halinde bulunur. Yani homolog olduğu için karşılıklıdır. Mesela burada da var, burada da var. Ama buraya baktığım zaman burası homolog olmadığından e, burada e, olmaz. Mesela Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan kısmında taşınan karakter sadece erkek bireylerde çıkar. Nereden bahsediyorum? Bu kısımdan bahsediyorum. Burada taşınan özellik sadece erkekte açığa çıkar. Çünkü X'de böyle bir kısım yok arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi e, bu görselde. Arkadaşlar X ve Y kromozomunu bu şekilde şekilde göstermişler. Homolog kısım zaten şurası. Bakın ikisinde de homolog kısım var. Olayı değiştiren neresi? Homolog olmayan kısım. Dişinin homolog olmayan kısmına baktığımız zaman renk körlüğü, hemofili yani kanın pıhtılaşmaması ve kas distrofisi adını verdiğimiz 3 tane hastalık taşınıyor kadının homolog olmayan kısmında. Yani X'in Y'ye baktığım zaman Y'de balık pulluluk, yapışık parmaklılık ve kulak kıllılığı var. Şimdi buna şöyle bakacağız arkadaşlar. Güncel MEP müfredatında yani kitaplarımızda kadınlarda yani daha doğrusu X kromozomunda renk körlüğü ve hemofili e, bulunuyor. Y kromozomunda ise kulak kıllılığı hastalığından bahsedilmiş. O yüzden diğerlerine çok fazla bakmayacağız. Söz olarak birazcık bahsedeceğim. Şimdi burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Erkeğe bakıyoruz. Erkeğin kromozomu XY. Dişiye bakıyoruz. Dişinin kromozomu XX. Şimdi X'de var olan hastalıklar erkeklerde de açığa çıkabilir. Neden? Çünkü erkeklerde X kromozomu bir tane de olsa var. Y'de taşınan hastalıklara bakıyorum. Balık pululuk, yapışık parmaklılık, kulak kılılığı. Bunların dişilerde olma ihtimali kesinlikle yok. Neden yok? Çünkü dişilerde Y kromozomu yoktur. Şimdi bakalım burada bir sorumuz var. Aşağıda X ve Y kromozomları üzerinde bazı bölgeler ABC şeklinde gösterilmiştir. A bizim homolog kısmımız. B ve C de homolog olmayan kısımlar. Bu bölgelerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. A bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. Doğru. B bölgesinde renk körlüğü, hemofili genleri bulunmaktadır. B bölgesine bakıyoruz. Neresi B bölgesi arkadaşlar? Dişinin yani daha doğrusu X'in homolog olmayan kısmı B bölgesi. Evet burada renk körlüğü ve hemofili genleri vardır. Hemen geriye dönersek bakın hemofili ve renk körlüğü genleri X'te taşınan genlerde. Doğru. C bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklara geçer. Doğru. Çünkü C bölgesi Y'nin homolog olmayan kısmı. Bu bölgedeki hastalıklar erkek çocuklara sadece geçiyordu, kız çocuklara geçmiyordu. Bu da doğru. Cevabımız Edirne. Şimdi X kromozomuna bağlı kalıtıma bakalım. X kromozomunun homolog olmayan kısımda taşınan hastalıklar. Yani homolog olmayan kısım dediğimiz yer neresi? Şu kısım. Şurası, şu da Y olsun. Burası birbirinin homolog olmayan kısmı. Hemofili ve kısmi renk körlüğü, diğer adıyla kırmızı yeşil renk körlüğü hastalıkları X'e bağlı olarak taşınan hastalıklardır. X kromozomuna bağlı hastalıklarda dişilerde 3 ihtimal var. Yani ya sağlıklı olur, mesela hastalıklar çekinik genle taşındığı için mesela AA sağlıklı, büyük A küçük A sağlıklı, küçük A küçük A hasta. Şimdi baktığımız zaman bunda sıkıntı yok. Tamamen sağlıklı. Ama büyük A küçük A'ya baktığımız zaman evet sağlıklı ama sonuçta o geni de yapısında barındırıyor. Yani taşıyor. İleriki döllerinde açığa çıkma ihtimali var o genin. Dolayısıyla dişilerde sağlıklı, taşıyıcı ve hasta ihtimali var. Yani şu büyük A küçük A olanı biz taşıyıcı diyoruz. Erkeklerde ise iki ihtimal var. Erkekler xx şey, yani x y olduğu için arkadaşlar ya x üzeri a y olur ya x üzeri küçük a y olur. Bunun bir diğer ihtimali olmadığı için erkekler ya sağlıklıdır ya da hastadır. Bu sebeple bakın burası yorum sorularında çok fazla soruluyor. Bazen öğrenciler bunu yanlış yapabiliyor. Pardon şöyle yapalım. X'e bağlı hastalıkların görülme ihtimali erkeklerde yüksektir. Kadınlarda bu oran %33,3 gibi bir şeyken erkeklerde %50. Erkekler ya hastadır ya sağlıklıdır ama kadınlar hasta olabilir, taşıyıcı olabilir ya da e, sağlıklı olabilir buna dikkat ediyoruz. Evet, birinci hastalığımız hemofili, kan pıhtılaşmaması hastalığı. Kan pıhtılaşmaması hastalığı şu bizim kanımız biliyorsunuz damar içinde zaten pıhtılaşmıyor. Ama ne zaman ki bir vücudumuzda bir kesik oluştu ya da bir yara oluştu, kan damarlardan dışarı aktı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Çok kısa bir süre içerisinde kan pıhtılaşma mekanizması devreye giriyor ve orada kanın daha fazla kaybedilmesini önlemek adına bir tıkaç oluşturuyor. Oluşturuluyor. Biz buna kan pıhtılaşması diyoruz. Hemofili hastalarında ise bu kanın pıhtılaşmasını sağlayacak özel proteinler üretilmez ve bu kişilerin kanları pıhtılaşmaz. Peki ne oluyor bu kişiler? Kan pıhtılaşmadığı zaman e, basit yaralanmalarda bile hastaneye gitmeleri gerekiyor arkadaşlar çünkü o kan durmayacağı için kan kaybı ile ilgili problemler ortaya çıkmasın diye. Hastalıklar bu hemofili hastalığı X'e bağlı olarak çekinik olarak taşınan hastalıklardır. Şimdi X'e e bağlı olduğu için ya da Y'ye bağlı olduğu için hastalıklarımızı arkadaşlar X'in üzerinde şeklinde göstereceğiz. Yani X üzerinde harfler göstereceğiz. Şu şekilde. Tamam mı? Şu, siz şu X'lere çok takılmıyorsunuz. Eğer cinsiyet sormuyorsa üsttekilere genellikle bakıyoruz. Şimdi e, tablomuzdan bakalım. Dişi e, bireye baktığımız zaman X üzeri büyük H, büyük H varsa normal bir birey. Şuradan bahsediyorum. Bakın çekinik genle taşındığı için hastalık. Çekinik geni taşıyorsa hasta olacak kişi. X üzeri H, X üzeri H sağlıklı bir dişiyi ifade ediyor. Nereden anlıyorum dişi olduğunu? XX olduğu için. X üzeri H, X üzeri küçük H olursa bu kişi evet sağlıklı oluyor ama taşıyıcı sağlıklı oluyor. İkisi de küçük olursa H harfinin hemofili hastası bir dişi meydana geliyor. Erkeğe baktığım zaman erkekte iki tane X olmadığı için arkadaşlar X üzeri büyük HG ya da X üzeri küçük HG olabilir. X üzeri büyükse sağlıklı erkek, X üzeri küçük H ise hasta erkek oluyor. Gördüğünüz gibi erkek ya hastadır ya sağlıklıdır. Ama dişi hasta olabilir, sağlıklı olabilir, taşıyıcı olabilir. Erkeğin hasta olma ihtimali çok daha yüksek bir ihtimaldir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kısmi renk körlüğü, diğer adıyla daltonizm. Gözün A tabakasındaki resep, bazı reseptör çeşitlerin eksikliği nedeniyle kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edememe durumudur. Arkadaşlar bizim 11. sınıfta yine göreceksiniz. Gözümüzdeki retinada yani A tabakada kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılayan reseptörler bulunur. Bu reseptörlerden kırmızı ve yeşil üretilmezse arkadaşlar bu renkler ayırt edilemediği için ne oluyor? Kişi e, kısmi olarak renk kör oluyor. Neden kısmi? Çünkü mavi rengi algılayabiliyor. X'e bağlı olarak yine çekinik olarak taşınan bir hastalıktır bu. Renk körlüğünü R ile, hemofiliyi de H ile ifade ediyoruz. Yine tablomuza baktığımız zaman büyük R büyük R normal dişi, büyük R küçük R taşıyıcı dişi, küçük R küçük R de renk körü dişi ifade ediyor. Erkekte de R büyük ise normal erkek yani sağlıklı erkek, küçük ise kısmi renk körü olan erkek meydana geliyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyor. Hocam neden? Neden? sadece x'in üzerine yazıyoruz. Neden? Y'nin üzerine yazmıyoruz. Yani şöyle bir ifade yazamaz mıyız diyen arkadaşlarımız oluyor. Böyle bir ifade arkadaşlar yazamayız. Neden yazamayız? Çünkü renk körlüğü ve hemofili x'e bağlı olarak taşınır. Y'ye bağlı yani y bu konuda konu dışı. Sadece x'e bağlı olarak taşınıyor. Bakın burada renk körlüğü ile ilgili testler var. Siz de bu testlere bakarak ya da internetten daha detaylı olarak inceleyerek kendi e, görme biçiminizi ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela e, en üstteki e, yuvarlığa baktığımız zaman normal gören bireylerin onu 7 olarak gördüğünü, tüm renklere karşı renk körü olan bireylerimiz ise hiçbir rengi, hiçbir şeyi görmediğini söylemiş. Şuraya bakalım. Mesela renk körü Olanlar 2 ya da 6'yı görüyor. İkisini birden görmüyor ama normal gören kişiler orada 26 yazdığını düşünüyor. Yani ben orada 26 gördüğüme göre ben renk körü değilim diyebiliyoruz. Bunu doktorlar özellikle ehliyet için sağlık raporu falan verirken bu testi de başvuran kişilere yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ışıklar kırmızı yeşil ve sarı. Evet buraya baktığımız zaman kırmızı yeşil renk körü olanlar burada 3 sayısının yazdığını söylüyorlar. Ama e, renk körü olmayan normal gören bireyler burada 8 sayısını görüyorlar. Yine bir üstteki resme baktığımız zaman şuna kırmızı yeşil renk körü olanlar buradaki sayıyı 5 gibi görüyor. Ama e, normal görenler hiçbir şey okuyamıyor. Normal bir desen olarak görüyorlar bunu. Şimdi geldik Y kromozomuna bağlı kalıtma. Y kromozomun homolog olmayan kısmında taşınan hastalıktır. Y kromozomuna bağlı hastalık. Hemen hatırlayalım. X'i şu şekilde çiziyorduk. Y'yi de burası homolog kısmıydı. Şurası homolog olmayan kısmıydı. Bu şekilde yamuğu, bir yamuk çizmeyi bilerek yaptım. Şurada taşınan hastalıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi burası Y kromozomu. Kulak kıllılığı hastalığı Y kromozomuna bağlı yine çekinik olarak taşınan bir hastalıktır. Yani X, Y üzeri mesela K dersem bu sağlıklı yani normal e, kulak kıllılığı olmayan insan. X üzeri Y küçük K dersem bu da kulak kıllılığı olan bireyin e, görüntüsüdür. Bakın bu sefer de X'in üzerine yazmadım. Neden? Çünkü bu hastalık Y üzerinde taşınıyor. Y kromozomuna bağlı hastalıklar dişilerde kesinlikle ve kesinlikle görülmez arkadaşlar. Çünkü dişilerde Y kromozomu yok. O ailedeki erkek bireylerin ise tamamında görülür. Yani diyelim ki bir çocukta görülüyor. Onun babasında, babasının babasında, amcalarında işte dedesinde o şekilde mutlaka görülüyor. Kulak kıllılığı hastalığı bu görselde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kulağın kıllarının sürekli olarak bir saç gibi uzaması rahatsızlığı. Dediğim gibi yapışık parmaklılık ve balık pulluluk müfredatımızın dışında. Ama görsel olarak gözünüzde canlansın diye buraya eklemek istedim. Yapışık parmaklılık genellikle ayağın ikinci üçüncü parmağı arasında oluyor. Elin ise üçüncü dördüncü parmaklar arasında. Burada gördüğünüz gibi oluşmuş. Bu. Ee, sorunun çözümü kolay arkadaşlar ameliyatla bu parmakları birbirinden ayırabiliyorlar ama bu kişiler ameliyatla parmaklarını ayırsa bile bunların çocukları yine yapışık parmaklı doğuyor çünkü genetik bir hastalık olduğu için e, kesinlikle ve kesinlikle karşımıza çıkan bir rahatsızlık balık pulluluk hastalığı ise bu bakın yeni doğan bir bebek var burada sırtındaki e, pul e, şeylerin e, derinin kalınlaşmış olduğunu ve pul pul olduğunu Görüyorsunuz bu da gerçekten rahatsız edici ve çok da fazla bireylerin dayanamadığı bir rahatsızlık genellikle ölümle sonuçlanıyor. Evet burada bir bakalım şu şekilde. Bir iki sorumuz var. Şu soruyu basitçe çözüp dersimizi bitirelim. Diğer soruları da kendiniz çözebilirsiniz arkadaşlar. Renk körü taşıyıcısı anne demiş ve sağlıklı bir baba demiş. Şimdi renk görü taşıyıcısı anneyi nasıl gösteriyorum? Bir tane büyük R, bir tane küçük r. Neden böyle gösterdim? Çünkü bu kişi aslında sağlıklı, yani renkleri görebiliyor ama hastalığı da e, gen, e, vücudunda taşıyor. Baba ise sağlıklıymış. O zaman babayı da şu şekilde yazıyorum. Çaprazlama mı? Normal monohibrit çaprazlama gibi yapıyorum. 1 2 1 2 diye numaralandırdım. Birinci ile birinci, X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Birinci ile ikinci, X üzeri büyük R, Y. İkinci ile birinci, X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. İkinci ile ikinci, X üzeri küçük R, Y. Şimdi sonuçları buldum. Buraya bakıyorum. Bu çocuk kız ve sağlıklı. Bu çocuk erkek ve sağlıklı. Bu çocuk kız ve taşıyıcı. Bu çocuk da erkek ve hasta. Doğacak çocuklarının renk körü olma ihtimali nedir diye sormuş. Baktığım zaman sadece burada hastalık var. 1 bölü 4. Şimdi cinsiyet soruları oluyor arkadaşlar bu sorulardan. Mesela diyor ki erkek çocuklarının Renk körü olma ihtimali nedir diyor. Zaten burada cinsiyetler olduğu için bulduğumuz sonuca 1 bölü 2 ile çarpmamıza gerek kalmayacak. Erkekleri soruyorsa sadece erkeklere bakacağız. Kızları soruyorsa sadece kızlara bakacağız. Erkekler arasına baktığım zaman e, ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2 ihtimalle bu e, erkek çocuklar hasta olabiliyor diyoruz. Ve bu şekilde... Eşeğe bağlı kalıtımı da bitirdik. Arkadaşlar önümüzdeki hafta soy ağacı üzerinden bu eşeğe bağlı kalıtım sorularını çözmeye çalışacağız. Bu dersimizde birazcık konu anlatımına ağırlık verdim. Soru çözümü yapmadım. Önümüzdeki hafta lütfen takipte kalın ve pekiştirme ders videomuzu da lütfen izlemiş olun. Bu şekilde özellikle kalıtımda soy ağaçları üzerinden eşeğe bağlı kalıtım soruları sıklıkla karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.